Melis'i kıran bir olay daha vardı. Bu kez çok yakınlarından bir tanesiydi. Niye kırıldı? Biz şaka yapmaya çalışırken ne yaşandı? Bir bakalım efendim. Can sıkıntı. Canım öyle bir sinir oldu. Öyle bir sinir. Öyle bir sinir oldu. Bu ne oluyor? Kim? O da sinirle söylemeyecek. Duydun mu? Yani. İçten gelerek söylememiştir. Yanlış anladın. Ya da yanlış. Yenge dediğinde söylediğini diyorum. Biliyorum. Biliyorum, duydum. Sonra konuşuruz. Ha, şu olay. Yine. Ben de insanım. Biliyorum. Şu değil mi? Hepimiz aynı. Artık sen dünden razı olduğunu biliyorum demesi mi? Hani ben de insanım. Elimde bir şeyim var, limitim. Anladın mı? Ben gittim. Çekmek zorunda değilim. Tabii ki. Ama bunu herkes çekiyor. Ya o sevdiği için. Biz, yeter artık. Biz bunu farklı bakıyoruz. Ben yazarken oluyor. Ben onu yazınca mı oluyor? Hı. Orası haklı. Doğrusu bu. Ben yine yazmam. Benim dilimde. Ben yine yapmam. Ama onun o yaptığı hareketi asla unutmayacağım. Asla. Sanki şey gibi oldu, sen kıskanıyorsun belki bir, yani yanlış bir şey. Hmm, sen dünden razısın dedi. Asla unutmayacağım. Yemin ederim ki, bak onu da buraya yazıyorum. Ölünceye kadar unutmayacağım. Bitmiştir. Kimden bahsedildiğini anladınız mı? Cansel'den bahsediyor. Cansel'den bahsediliyor. Nereden anladın? Yani en yakın o, başka kimden bahsediyor? Peki, Melis peki niye affetmeyeceğini orada fızıldayarak söylediğini bize söylesene. Şöyle Seda Hanım. Eser'in görüntüleri veriliyordu. Biliyorsunuz Eser bu aralar sürekli problem çıkartıyor. Ve herkes bir anda ekran kapandığında dedi ki ben Eser'i yazacağım, ben Eser'i yazacağım falan dedi. Sorun çıkartıyor sürekli. Her neyse hepimizin böyle psikolojik durumlar yaşadığı zamanlar oldu. Oluyor. Benim de oldu. Çok normal. Ben de dedim ki ben de yazacağım dedim. Ama benim bazı şeyler her zaman dilimde oldu. Ve asla yazmayacağımı Cansel'in bilmesi gerekirdi. Orada da zaten söylüyorum. Yazmayacağımı, dilimde olduğumu. Ki Eser'in geçen hafta beni yazmasına rağmen ben yine onu yazmam. Çünkü o benim arkadaşımın sevdiği adam. Her neyse. Ki seni yazdığı için yazma hakkına da sahip olabilirsin. Ama yani. Yine de yazmam. Onun yaptığını ben ona yapmam. Burada herkes herkesi yazma hakkına sahip. Bunu da bir daha açıklayayım. Sadece halkın seçtiği ve birbirinizi koruma altına aldığınız kişiler dışında. Aynen öyle. Neyse bir anda kesmek zorunda kaldık. Cansel ayağa kalktı. Herkes orada. Cansel bana öyle bir baktı ki ben Cansel'i çok iyi tanıyorum Seda'nın. Burada herkesten daha iyi tanıyorum Cansel'i. Cansel'in o anda ne demek istediğini, ne hissettiğini anlayabiliyorum. Bana döndü, böyle yaptı. Ondan sonra dedi ki... Dünden razısın sen yavrum dedi. Yavrum mu? Yavrum dedi. Yavrum mu dedim sana? Yavrum dedi. Yavrum takıldığınız nokta yavrum mu? Yavrum demedim ben. Bizim takıldığımız nokta çünkü benim arkadaşım dediğim insana ben öyle bir şey söylemem. Yavrum. Yavrum dedi. Ne oluyor konuma girdin? Yavrum dedi. Şekil ağda gibi. Ayşe de konu modeli yaptınız kızardı kızı kolları. Şöyle bir şey açıklama yapabilir miyim? Bir dakika ben anlatayım ondan sonra sen şey yaparsın. Ben öyle duydum. Ondan sonra orada çok kötü oldum. Sonra yayına girmek zorunda kaldık. Kendimi tutamıyorum. Çok kötüyüm. Burada konuşuyoruz, konuştuk kızlarla. Ben kesinlikle hani oranın verileceğini bile bilmiyorum. Çıktık zaten dışarıda, ben ağladım. Dışarıda çok ağladım. Şimdi bile sinirim bozuluyor. Sonra Cansel'le barıştık ama hiç hani eskisi gibi şey yapmadık hani. Hani o günden beri kırgınlar. O günden beri kırgınız zaten. Evet. Onun dolmuşluğu şu anki. Peki ben şu kadar söyleyeyim Cansel. Eser seni üzüyordu geçtiğimiz hafta ve çok üzüyordu. En çok üzülen, bitti bitti diyen, bir daha bundan sonra asla diyen, beni üzmene izin vermeyeceğim diye çığlıklar atan buradaydın. Hı. Yani burada sendin, ben de buradaydım. Hı. Ben senin yakın arkadaşın olsam, ya bu kız bunda ciddi olabilir o zaman gitsin bu adam üzmesin arkadaşım da diyebilir mi yani? Sen arkadaşını o özgürlüğü de tanımalısın eğer öyle düşünüyorsa. Ha. Bunun için kırılmaya hakkın yok çünkü ikna etmesi gereken sensin etrafındakileri mutlu olduğuna ve iyi bir ilişkin olduğuna. Sen tam tersi orada üzülüp bu adamı artık istemiyorum, sevmiyorum, bu sondu. Kesinlikle son deyip bir hafta ağlayınca en yakın arkadaşların ne yapar? Sadece Melis için demiyorum, ben yakın arkadaş olarak uzak dur kardeşim bu adamdan derim.
söyleyeyim. Tamam, açıklayabilir miyim? Tabii ki. Şöyle bir şey, benim takıldığım şey Melis'in yazacağım demesiydi. Melis'in de aynı şekilde, orada herkes çünkü bana bir şey söylüyordu. Çünkü karşı taraftaki eserin muhatabı, benim orada herkes bir şey söylüyordu ve... Yani herkes bir yandan vuruyordu. Ve ben orada hani arkadaşımdan beklerdim ki ona ihtiyaç duydum ya da o an, onu hissettim bilmiyorum. Ben de düşündükçe üzülüyorum. Sırtımı sıvazlamasını isterim yani arkadaşım üzülme diye ama o da o an eserle ilgili kötü bir şey deyince... Ben kötü bir şey demedim. Onu deyince ya da desene seni sevdiğindendir anlamında ben, diyorum. Ben Melis'i sevdiğim için hani sevmesen zaten umurumda olmaz, kırılmam. Takmadığım insanlara takmadım zaten, kim benim için değerli olduğunu çok iyi biliyor. Ondan sonra ben orada ondan farklı bir sevgi bekliyordum, sıcaklık bekliyordum. O da onu yapınca ben çok kırıldım buna. Yani o da kendince kırılabilir, haklı. Ama hani benim neye kırıldığımı çok iyi anladın sen Melis. Benim sana ne demek istediğimi de çok iyi anladım. Ben ikinizi anlıyorum. Ben çıktıktan sonra zaten yaşandı bunlar bu evden. Ve söylemek istediğim şey şu ki eseri istemiyorum diyen, beni çok üzüyor diyen senken senin arkadaşın onu zorla niye istesin? Yani o hafta öyleydin en azından bu haftanın ilk 4 günü. Ben diyorum ki hani Melis zorla istemiyor olabilir ama oradaki herkes bana vururken artı olarak onu da yapmasına gerek yok. Sen algılaman şöyle, insanları tamam o zaman eserden artık uzak dur demesini vurmak olarak algılıyorsun. İnsanlar seni korumak için bunu yapıyor. O anki psikolojiyle diyorum çünkü istemeyen sensin. O an eserle benim aramdaki bir tartışma değildi, kötü bir durum yoktu. Başkasıyla tartışıyordu. Onun için hep sorun yaşatıyor, hep işte kesiyoruz. Ama o gün kavgalıydınız ve aile problemi yine ortadaydı. O gün aslında kalabilir miyim? Kötü değildik o kadar. Bitsin sözleri de bir yere gitmiyoruz, boş ver çok vakit var. Yok önce eser konusu muhatap olarak Tankut'cum. Gene mi soracaktım? Çok dikkatimi yok sen de bu konunun muhatabısın, o yüzden sana da söz vereceğim. Çok dikkatimi çekti bir şey. Ben sadece önce... Şeye değinmek istiyorum hani Cansel'le problemimize. Cansel'le bir problemim yok benim. Orada benim orada sinirlenmem falan Cansel'e tepkim değildi. Onu şey yapıyorum. Benim orada sinirlenmem falan filan psikolojik ben burada artık baskı altında hissettiğimden dışarıdaki ailemden etkenlerden falan filan artık doldum ve patladım. Herkesin burada gün günde yaşadığı gibi. Melis, seninle gerçekten kişisel bir sorunum yok. Yani hiç yani senin Cansel'le arkadaşlığının bozulmasını da istemiyorum. Benim sadece seninle olan tek problemim dışarıda ve içeride Cansel'e beni yani Cansel'i doldurmam bana karşı. Onu yapma, onu istemiyorum. İlişkimize destek olmayacaksan köstek de olmanı istemiyorum. Sadece bu. Peki bir şey soracağım Eser. Benim bir kere seninle hiçbir kişisel problemim yok. Tamam mı? Aksine sen benim sevdiğim bir insansın. Neden seni Cansel'e karşı doldurayım? Cansel'e bunu hiç sordun mu? Melis beni sana karşı dolduruyor mu dedin mi? Hiç bunu sordun mu? Ben bunu niye yapayım? Benim ya da bundan özür dilerim lafını böldüm. Ya da bundan benim ne faydam olur? Hiç bunu düşün ya. Benim bundan ne faydam olur? Benim kulağıma gelen şeylerden ben konuşuyorum. Niye Cansel böyle konuşuyor? Kulağına Cansel mi söylüyor Melis beni dolduruyor diye? Ben burada isim ya da şey söylemek istemiyorum. Cansel benim... söylüyorsa o da arkadaşına ihanet ediyordu. Lütfen söyle. Lütfen. Çünkü sen şey bir adamsın yani cesur bir adamsın. Söyle. Bunu kim söylediyse çıksın şu anda ortaya yürekli bir şekilde ben söyledim desin. Eser'in derdi söylesin. O değil Melis'ciğim. Eser'in derdi burada biz ayrıldığımız zaman da çok şey izledi. Mesela sen dedin ya ortada bıraktın bilmem ne. Onun takıldıkları bu. Ve şu an düşünüyor ki eğer Melis içeride böyle yapıyorsa dışarıda da Cansel'le arkadaşlar böyle yapıyor. Yani bir varsayım üzerine mi konuşuyor? Ya evet ama hani aslında o şey, o hassaslık da Eser'in düşündüğü şeyler. Yani o zaten değişecek. Hassaslıkla bir sürü şey düşünebiliyor. Cansel'e o böyle diyordur, şöyle diyordur diye. Ama öyle bir şey yok. Ben zaten her seferinde dile getiriyorum bunu. Nasıl? Cansel? Neyi? Really? Evet. Abarttınız konuyu şu an bence. Bir dakika Mehtap susar mısın? Gerçekten. Bu çok önemli. Başka bir yere gidiyor. Sus, bu çok önemli. Yok, başka ben susarım da başka bir yere Mehtap, gidiyor. Sus, bu çok önemli. Peki tamam. Şu an ben susacağım. Nasıl gözükürse gözüksün, susacağım. Ya konuşabilirsin, ben burada susacak bir şey yap, konuş. Kimse bir şeyi yanlış anlamasın. Bunu hiçbir şekilde derinlere sokmayacağım. Çünkü derinlere giderse çok iğrenç şeyler olabilecek. O yüzden...
mesela. Hayır hayır, ya çok iğrenç şeyler olsun. No, iğrenç şeyler. Hani lütfen tatsızlıklar söyle. Olacak. Gerek hayır, yok. Hayır hayır, lütfen söyle. Yok, benimle rica ilgili ederim. Değil. I don't care. Look, I don't want to talk, please. Sen yeter ki sen kısmetse ol.